Hadi gel artık, kahven soğuyor. Prego. Lezzetli ki hayatımın sonuna kadar bunları yiyebilirim. Bana sorarsan simit ve çayın yerine hiçbir şey tutmaz. İstanbul başka. Lago di Nemi başka. Vallahi şu an simit ve çaydan o kadar uzağız ki yapacak bir şey yok. Neden canım? Çok özlersek atlar gideriz. Hem senin de özlediğin şeyler olmalı İstanbul'da. Niye inat ediyorsun? Aklın Ayaz'da işte. İki aydan beri buradasın. Bir gün bile şu yüzüğü parmağından çıkarmadın. Herkes seni hala evli zannediyor. Hala evliyiz zaten. En azından kağıt üzerinde. Evet, siz Öykü Acar hanımefendi. Ayaz Dinçer Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Pek istediğimiz gibi bir düğün olmadı, değil mi? Vallahi bitti gitti ya. Önemli olan da. Olsun. Balayımız güzel olsun da. Zaten orada da bir sorun çıkarsa artık ne yaparım bilmiyorum. Bu neymiş böyle ya? Bütün aksilikler üst üste mi gelir? Ayaz. Hı? Sen biraz değiştin mi? O ne demek şimdi ya? Ya sanki bugün içine başka biri girmiş gibi. Sabahtan beri benimle ilgilenmedin. Sürekli ters ters konuştun. Ben mi ters ters konuştum? Ne demişim ben? Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya Öykü lütfen saçmalama ya. Zaten canım burnumda. Ben bugün nikah masasında hayır demeyi düşündüm biliyor musun? Ne? Şaka mı bu? Çok korkutuyor. Ya hep böyle olursan diye aklım çıkıyor. Ya Öykü sen beni tanımıyor musun? Ya tanıyorum tabii. En azından tanıdığımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum insanlar değişir. Belki sen de zamanla... Ya tamam Öykü lütfen konuyu kapatalım artık ya ne olur. Vallahi onu bilmem de benzinimiz bitiyor. Ben şuradan bir yerden benzin alayım. Sen de bu arada kafanı toparla. Hatta istersen otele gidene kadar konuşmayalım. Konu artık saçma yerlere gitmeye başladı. Fuller misin?
Biraz zamana ihtiyacım var. Gidiyorum. Böyle olmak zorunda değildi. Bana biraz güven verse, bir kerecik sarılsa, elimi tutsa, gözlerime hep baktığı gibi aşkla baksa, gitmezdim. Yapamazdım. Ama korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Ya tartıştık ettik ama çözemeyeceğimiz bir şey yoktu. Ya biz nelerin üstesinden geldik? Düğünümüzü yaptık, evlendik. Ama gitti işte. Kayboldu. Hem de böyle basit bir şey yüzünden. Belki basit geliyordur ona. Hala anlamıyordur beni. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle yaparak ne geçti eline bilmiyorum. Belki de mutludur şimdi, kim bilir. Burada mutlu muyum, değil miyim bilmiyorum. Keşke o gece arasaydı beni. Elimde telefon, saatlerce bekledim. Ama yok. Aramadı. Basmış gitmiş yurt dışına. Ya Meral teyzeye yemin ettirmiş yerini kimseye söylemesin diye. Hadi kaçtın gittin. İnsan bir kere aramaz mı? Kaç kere elim telefona gitti. Arayamadım. Kaçmasaydım ne olurdu diye düşündüm. Korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Sonra da o korkunun içine hapsoldum. Bence onu bir görsen, adam akıllı bir konuşsan barışırsınız. Bilmiyorum Monica. Bunca şeyden sonra ne olur, nasıl olur, hiç bilmiyorum. Hem belki Ayaz çoktan unutmuştur beni. Aa bak, Nazmi Bey geldi. Buongiorno! Yine Ayaz'ı mı çekiştiriyorsunuz bakayım? Nerede bakayım benim kahvem? Hemen geliyor. Peki ortak ne yaparsın şimdi çıkıp gelse? Hı? Bir anda karşında görsen? Bilmem. Bilmiyorum. Belki sımsıkı sarılırım ona. Ya da arkamı dönüp giderim. Neyse ya boş ver. Senin de başını ağrıttım şimdi. Bir dakika biz bu konuya nasıl geldik ya? Vallahi bilmiyorum. Ben seni restore etmekten bahsediyordum. Sonra? İyiyim ben.
İşimize bakalım artık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? Biz de iyiyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.